Maçın son aksiyonu oldu. Değerli futbol severler, karşılaşmanın hakimi Zorbay Küçük mücadeleyi noktaladı. Kasımpaşa, Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başardı. derbiden sonra Kasımpaşa maçından da mağlubiyetle ayrılıyor. Siyah beyazlılar. Yani şöyle bir bakıyorum, son anlarda tribünler hızla boşaldı. Kasımpaşalılar galibiyeti kutluyor. Beşiktaş seyircisi bir ara masoğa kıvıslıklandı. Golda hatası olduğu düşünülerek. Beşiktaş seyircisi de hızla tribünleri terk ediyor. Gökhan Hocam, ee, yani nereden başlasak, nasıl anlatsak? Herhalde bilemiyorum. Bu, vallahi e, bu Lyon maçını biz doğru düzgün oynamadan kaybettik. Galatasaray maçında mücadele ettik hiç olmasa diyelim. Onu gelip. demiştiniz. Lyon maçı çok ben o akşam evet. yayında değildim. Sizi seyrettim. E, Lyon maçını kazandı Beşiktaş ama yanıltıcı olmasın bu demiştiniz o gün. Yanıltıcı değil o zaten. Yani skorla oyuna baktığın zaman çok tezattı zaten. Bugün Kasımpaşa zorlu bir takım olacağı belliydi. Ligde oynadığınız her maçta mücadele etmezseniz rakibiniz kadar zorlanıyorsunuz. İlk yarı iki takımın kor kor mücadelesi vardı. E, kritik dakikalar vardı. İşte Saadın Rafa Silva'ya yaptığı hareket kritik bir dakikaydı. Immobile'nin sonlara doğru kaleci e, rakibini geçip kalecinin kurtardığı bir pozisyon vardı. Peşinde de Masuaku'nun ortasıyla atılan bir gol. İkinci yarı daha zor olacağı belliydi. Çünkü Kasıpaşa'nın bir Galatasaray örneği var. İkinci yarı Beşiktaş ne yaptığını bilmez halde bir de şanssızlık var. İmmobilini sakatlığı gibi bir ağrı hissetmesi ve oyuna uzun süredir görev vermediği genç Mustafa'yı sokması. Burada Van Brosko'da bir yapmak lazım. Giren oyuncular hiçbiri hazır değil ki. Yani Salih girdi, Can Keleş girdi. Hiç oynamayan oyunculardan iki bir mağlup durumu düşünce hani denize düşen yılana sarılır ya. O derece ne yaptığını bilmeden oyuncu sokmaya başladın. Oyuncu değişiklerini kullanmaya başladın. Ama bunlar da yarar getirmedi. Ee, sonuçta rakibin girdiği pozisyonları değerlendirdi. İkinci ara itibariyle tek aklında kalan pozisyon Semih'in son dakikada 3 birken kaçırdığı pozisyon. Oyuna ağırlık vermedin. Ama yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra bir takımın bu kadar kötü oynaması, oyunu rakibine bırakması anlaşılır gibi değil. Ee, yani ligde Galatasaray maçından sonra ağır bir yara aldık. Bundan sonra oynayacağın maç önünde Malme Malmö maçı var. Ki nasıl olacak o artık soru işareti. Çünkü ister istemez moraller de bozuldu. Çok çok önemli bir maçı. Yani şampiyonlukta oynayan bir Beşiktaş'ın kaybetmemesi her türlü kazanması gereken bir maçı. Çünkü Galatasaray rakibine e, maçı Tabii bir eşik maçını e, kaybediyorsun. Eee gelişmeler artık ben de merak etmeye başladım. Yani takımın sezon başındaki oyununa baktığın zaman hakikaten çok şey vaat ediyordu. Ama şu anda son 3 hafta oynadığı oyunlara baktığımız zaman problemler içinde bir Beşiktaş'ı görebiliyorum. Şimdi e, bir yandan ekrana e, puan durumu geldi. E, şöyle bir bakıyorum. ikinci sayfa bu? Birinci sayfa. Arkadaşlar benim önüme de verirsek benim önümde bambaşka bir şey var. Şimdi e, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Beşiktaş için çok kritik bir maçtı. E, derbiden sonra bu maçı kazansa liderle arasındaki puan farkını 5'e indirmesi e, mümkün. Öne geçmişiniz, 45 artı bir de sta, şey santresi olmamış golün. Galatasaray gene oynamadan kazandı diyeceğiz. Evet, Aradaki puan farkı oluyor yani baktın zaman rakiplerinden biri ciddi rakiplerinden biri. Çünkü sezon başından beri Beşiktaş'ların tek amacı bu sene şampiyon bitirmek. Bu doğrultuda en büyük iki tane büyük rakibim varsa biri Galatasaraydı. Bugün Galatasaray'ın bay haftası ama oynamadan kazandı Beşiktaş karşısında. Evet, şimdi şöyle bir bakıyorum. Ee, günün maçlarını da hatırlatalım. Dün bugün Gaziantep 2-1 kazanmıştı Göztepe karşısında. Sivas Rize'yi 2-1 yendi. Kayseri Adana Demir 0 0dı Günün diğer maçları yarın haftanın maçı Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını bekliyoruz. Reha Hocam e, Beşiktaş açısından ne kadar önem taşıdığını camiada herkes biliyor. Hafta boyunca derbideki hakem hataları konuşuldu. Şimdi e, buna bir şey demiyoruz ama acaba oyuncuları mı içinden çekememiş? Bu işin bir yönü. Gio için söylüyorum. Van Bronckhorst için. Diğer yönü e, sahadaki e, B planları açısından bir sıkıntı görmeye başladım ben. Yani bu olmuyor. Oyuncu olarak da oyun olarak da. Sadece oyun olarak değil mi? Oyuncu olarak da. Şimdi bugün e, Can Keleş golde top kaybı yaptı. Ve ıslıklar vesaire başladı. E, bu maçta ilk kez Can Keleş forma buluyor. Artık geridesiniz. Zorluk derecesi yükselmiş maçın. Yani nereden nasıl toparlasak bilemiyorum. Teknik anlamda da Van Bronckhorst içinde bir bence değerlendirme zamanı. Evet. Evet. Ya şimdi şunu söyleyelim. 26 hafta var, 10. hafta bitti. 84 puan var ortada alınacak. Daha enseyi karartmanın anlamı Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Şimdi Beşiktaş için sıkıntılı olan bugün evet önemli bir 3 puan kaybetti. Ama en önemli Beşiktaş yaklaşık yani Leon maçı da skoru aldı oyunu kaybetmişti. Şöyle bir, bir buçuk aylık süreçte çok oyuncular formsuz, Van Broekers ciddi anlamda teknik adam formsuz... ...ve de en önemli oyun olarak Beşiktaş geriye gidiyor... Bu puan farkı kapanır mı? Kapanır. Evet 8 puan var. İkili avarajda da Galatasaray önünde 9 puan gibi 3 maçlık bir fark görünüyor. Ama 26 hafta 84 puanda kapatabilirsin mi? Kapatırsın. Ama bu oyunla kapatamazsın. Bu oyunla makas daha da açılır. Her geçen hafta ve lige eğer böyle gidersen toparlanmazsan ee, çok erken avlu atarsın Beşiktaş adına. Yani Beşiktaş'ın en temel yaptığı hatayı söyleyeyim mi? Sen şampiyonluk yarışına giriyorsun. En başta senin Evet Trabzon sıkıntılı bir süreç yaşıyor. En büyük sıkıntı e, senin takip edeceğin 5-0'lık bir şaşalı ga galibiyetle başlamışın Süper Kupa finaliyle iki tane rakibim var İstanbul'da değil mi? Galatasaray'da Icardi giriyor. Icardi çıkıyor. Osimen giriyor. Fenerbahçe'de Ceko çıkıyor. El Nesil giriyor. Sen de sakatlanan veya yeri geldiğinde Trabzon maçları gibi bazı maçlar gibi işte Ajax deplasmanı gibi Icardi'nin alternatifi Mustafa. Icardi e, İmobile hani İmobile'nin maliyeti ne kadar biliyor musun? 14 milyon euro Beşiktaş'a. Onun yerine sen ayda asgari ücret neredeyse ödediğin Mustafa'yı oyuna sokup ondan performans bekliyorsun. Rakip İmobile Mustafa, rakip e, Icardi, o os, e, şey osimen Ceko, El Nesri. Sen bunlarla yarışacaksın. Böyle bir transfer planlaması var mı ya? Senin en fazla maliyetli oyuncuların geçen sene aldığın yalnız bonservis parası kendi aldıklarıyla beraber 20'şerden 40'ar 40 milyon euro mal ettiğin ev, e, e, el, musrati. el el Musrati ile Muçi. Elner de El Musrati. Bak şimdi El Musrati oturuyor, Muçi giriyor. işte çizgilerde bir şey yapmaya çalışıyor. Sen şimdi böyle bir transfer planlamasında en önemli şey bu işte tabii ki takım organizasyonu, orta saha stoperi takım omurgası ama en netine atanla tutan hep Galatasaray'ın senelerdir farkını böyle tarif ettik değil mi? ...hep Santrofor takımıdır... ...hep kaleci takımıdır geçmişten beri... ...Simoviç'ten beri falan vesaire... ...bunlar anlatılıyor... ...sen yani İmobile'nin yeri Mustafa olur mu ya... ...en temel bir şey söyleyeceğim şimdi... ...Bum Brokers'la ilgili... ...şuraya e, Berkay... E, ...4-3-1-2 e, gibi bir diziliş... ...ben söyledim... ...ya e, şunu bir verirsek... ...onun üzerine esasen konuşsak daha iyi... ...Bum Brokers'ı... ...ya bir antrenör esnek olur... ...eğer senin çizgilerde oyuncun yoksa... Sen Mucci'den çizgi oyuncusu, Semih'ten yaratmak istiyorsan yani Santrofa arkası Semih'i oynatmayı düşüncen yok. Çizgilerde eri geldiğinde Joao Mario oynatıyorsun. Atletizm simi yok. Hı. Sen 4-3-1-2 yani bu nedir? Dörtlü bir savunma. 6 numara Endurum oynatıyorsun. Oynat. 8 numara Mucci ile Gerson'u oynat. 10 numara şuraya ee, bir dakika. Bir kalkabilir mi? Tabii tabii hocam. Şimdi... Ya şunu haftalardır niye Beşiktaş oynamıyor? Şimdi Raşitse sakat. Doğru mu? Çizgide oynattı. Evet. Şimdi Rafa Silva'yı da oynatmak istemiyorsun. Maça kadar da dönemeyebilirmiş. Sen geçen maçta dahil bunu. Sen derbide de dahil. Sen şöyle dörtlü burada Getson veya Endor yazdırdım bizimkiler. Getson'u buraya yazdırmıştım. Getson burada 2-8. Gol yapıyor, asist yapıyor. Bu da zaten özel. Rafa burada Semih ile e oynat. Senin eğer çizgilerde bunu ya Semi buraya atayım. İşte aynı şekilde ya yeri geldiğinde Rafa'ya atayım. Yani Muçi'ye atayım. Sen bunlar orta saha meşehli oyuncular ha. Bunları atma. Burada, buradan daha merkezden oyna. Zaten sen tuzağa düştün. ...Kasımpaşa analizinde ne var biliyor musun? Şu 10 haftada ikili mücadele kazan atletik takım en fazla şiddetli koşu yapıyor... En önemli özelliği ne biliyor musun Ender? Bu tuzağa düştü. Geniş, en geniş alanda oynayan iki takımdan biri. Değil. Bu tuzağa düşünce Beşiktaş da geniş alanda oynadı. Ya Böyle oyna merkezden daha fazla prese gidersin. Topu kaptırdığında pres yaptın. Karşı presede kalabalık omurganda 9 oyuncu var. Bak Ender 9 oyuncu var. Böyle oyna. Sen zaten kapatamıyorsun. Semik geriye gelmiyor. Muçi gelmiyor. Orta sahada Endur düştü oyundan görmüyorsun. E Getson formsuz. Ya yani bütün bütün bunlar e, yani birikimlerini, enerjilerini Olimpik maçında vermiş. Rafa da düştü. Zaten Rafa tandanslı bir oyun oynuyorsun. Sen Rafa Silva oynamadım geçmiş Rafa olsun. Rafa ne oynarsa o kadar Bitti. oynuyorsun. Ya en basit. Ya biz yüzde 64 bir topu alabilir miyim Ender? Topu atabilir misin? Tabii bir şey hocam. göstereceğim. At. Ya en basit bir şey. Topa çok sahip olan takım. Ben pas atıyorsam sana pas destek hocam, yaptığım zaman yaptığım zaman bu karşı presede rahat giderim ya futbolda ya. Şimdi sen adam Rangers'ta, Frankfurt'ta UEFA kupası finali yaşamış. Evet kötü antrenör değil. Bakma Yok, başarısı. Ama bunları hesap edecek. Antrenör esnek olacak. İşte Okan Buruk işte bir santrofor evet aldı 4-4-2 deniyor. İşte Fenerbahçe maç 4-4-2 oynuyor. ikisini bir arada oynatayım. Bazen 4-3-1 senin çizgide oyuncun yoksa böyle oynat ya 4 3 1 2 baklava gibi. Ya bunu oynamak ya yani. senin böyle orta saha özellikle oyuncuların varsa böyle oyna. Bu kadar geniş alanda oynarsan bu kadar pozisyon verirsin. Sen oyun hareketlerini gördün mü? Ya Langırt'taki gibi oynadı bugün Beşiktaş. Bak oyun biliyorsun herkes yerinde hareket et. Langırt ya Langırt. Herkes çakılı. Ya ben atar mısın Ender bir dakika topu? Attım. Ender'e gittim. Pas destek verdim. Oyun hareketli. Topu mu kaptırdık rakibe? X karşıda işte Gökhan Hoca var. Mustafa Hoca'ya kaptır. Karşı presede hemen gidersin. Niye blok halinde 9 kişi var ya? Ya bunu Beşiktaş antrenörü kurgulamalı. Hocam iyi güzel de karşında da Yıllardır bir arada oynayan Hayreddinoviç, Hamza Fal, Aytaç, Sadık gibi değerli oyuncular var. Bir arada uzun yıllardır bir aradalar. Uh -huh. Ya bu takımı da e, görmek lazım. Bu takım da dedi şöyle geleceğim şey nokta tabii. şu. Hocamın ifade ettiği tuzak genişleyen, daralan oyunu çok iyi kullandılar. Aytaç'ın girmesiyle oyunun şekli değişti. Bir anda farklı bir oyuna formata ya. büründü. Yap. 70. dakikaya geçerken Beşiktaş'ın ceza alanına girişi 12, Kasımpaşa'nın Beşiktaş ceza alanına girişi 21'di. 70. dakikada. Hocam ilk yarı zaten 10-11'di. Yine Kasımpaşa öndeydi. Bir de ben şunu anlamadım. Emirhan çıktı. Ya Allah aşkına Emirhan'ı çıkardı. Bak bir bak, şey bak Felix'i oynatıyor. Uda şey bak. Değil mi? Bak tek stoperi oynatıyor ama bak üçlü oynamıyor. Bu sol bekten yine gidiyor. Onur gidiyor. Tek stoper kaldı. Maç kaç Jetson kaç? falan biraz oraya maç, girmeye başladı. Bravo Ender. Çok doğru söylüyorsun. Getson da alıyor diriltikle çıkıyor. Tek stoper kaldı. Maç kaç kaç? 2-1. Ya maç 3-1 bitmişti. Ya böyle bir oyuncu değişikliği var mı ya? Ha üçlü oynarsın anlarım. Allah dedim tek başına Felix burada kalıyor. Bu gidiyor buradan. Öbürsü gidiyor.